anneciğim sen? Ne yapalım peki yorulduysan? Ben de oturayım mı yanına? Buraya otursam olur mu, daha genişmiş. Buraya oturdun, ne olacak? Rüya sallanıyor. Rüyada hiçbir yorulma belirtisi yok. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Ne yaptın? Nasıl rekor? Nasıl rekor kırdın? Ayağım buraya geldi. Rüzgar karşıya oturdu. Efendim anneciğim. Ağaç kesmişler. Niye kestiler ki bu ağacı? Ben ağaçların hiç kesilmesini istemiyorum ya. Niye kestiler acaba? Kağıt yapmak için mi kestiler sence? Kesmişler anneciğim. Ağaçlarla ilgili sana bir şey söyleyeyim mi? Biliyorum. Ağaçlardan kağıt yapıyor. Hayır, ondan bahsetmeyecektim. Ağaçların, bak burasında bir tane halka var. Bu çok olmuş olduğu için belli olmuyor. Ağaçlar yeni kesildiği zaman bebeğim şimdi ağaçlar yeni rüzgar nereye tırmanıyor? Anneciğim nereye? Rüzgar. Sen çıkamaz. Aşağısı. Rüzgar çabuk aşağı in. Çabuk. Bunlar sağlam değil oğlum, inmen lazım. Acıdı mı ellerin? Bir daha binmek yok, oraya çıkmak yok. Ya aşağı düşersen? Ağaçların yaşlarının nasıl hesaplandığını anlatacaktım, izin vermediler. Ağaçları kestiğimizde ortasında böyle halkalar vardır. Küçükten büyüğe doğru. O halkaların kaç tane olduğuna bakarak ağacın kaç yaşında olduğunu öğrenebiliriz. Kaç yıldır dünyada o ağacın var olduğunu, ne zaman dikildiğini öğrenebiliriz. Bu bence çok mucizevi bir şey. Hadi. Rüya tut diyor anneciğim. Ama tutmasına gerek yok. Sen kendin çıktın az önce, gördüm ben. Hadi çık bakalım. Ne oldu? Pat diye düştün mü? Annem ben sana söyledim ama burada sallanmak tehlikeli. Ya fazla sallanıp buraya değil de buraya düşseydin ne olacaktı? Boşluktan aşağı mı düşecektin? Dong dong diye inerdin aşağı. Hoş geldin. Oda sallanıyor. Oğlum. Yapma. Yap ya, ya da senin boyun aşmıyor. Yap bakayım bir daha. Bir. İki. Üç. Kay şimdi aşağı. Otur. Kayabiliyor musun artık normal? Rüya dur anneciğim dur. Hayır bir dakika, sırayla kayıyoruz ya bebeğim. Bekle bir dakika. Kar. Anneciğim o küçük ya, beklemen gerekiyor birazcık onu. Sıra sende. Bak ya ne yapıyor? Anneciğim senin boyun uzun. Sen evde yap bu hareketi. Bir, iki. Kaydırak bile sana bir küçük geliyor sanki artık. Rüya sana daha büyük kaydıraklı parklar lazım. Ne diyorsun? Küçük mü sence? Efendim. Annem burada tahterevalli vardı. Eskiden kaldırmışlar. Evet, kaldırmışlar tahterevallileri. Ne yapacağız? Peki bir şey soracağım. Salıncağa binmek isteyen var mı? Hadi gidelim salıncağa binelim. Rüya tut. Hemen sal. Hadi salıncaklara. Gel salıncağa binelim, gel. Ben Rüya'yı sallayacağım. Bir şey olmaz, ben rüzgarı bindiririm ona. Anne anne. Gel sen de bin. Tamam sen de ona bin. Hadi bin. Rüya bayağı kendin sallanacaksın sen neredeyse. Hazır mısın rüzgar? Başlayayım mı sallamaya? Bir, iki, üç. Sallayacağım, bekle. Rüzgar zaten... Çok. Tam onu diyecektim. Bir şey diyeceğim ama bunun zincirleriyle ilgili bir sıkıntı var. Bak bunda yok ama bunda fazladan zincir var. Koptu mu acaba daha önce bu salıncak? Daha önce kopan salıncağı rüzgar değil, rüya binmiş. Hadi kal, sallama hemen, sallayayım seni. Geri. Bir, iki, üç. Bir. Çok hızlı. İki. Tamam merak etme. Ben sandım, çok hızlı. Üç. Rüya bence yeterince hızlısın. Güzel mi rüzgar? Yavaşladım, bir daha hızlandıralım. Bir. İki. Bir sana bir şey itiraf edeyim mi? Biz küçükken... Tamam anneciğim daha hızlı sallıyorum. Dur. Elini vurdun.
Rüyayla rüzgarı sallarken elim acıdı ya. Ne yapıyorsun sen? Rüya. Tamam, ayaklarını geriye doğru ittir. Ha, öyle dur sen. Sen niye bağırıyorsun sürekli? Tamam, merak etme, sallayacağım. Yeterince hızlı mı sence? Değil mi? Daha da mı hızlanalım? Aa, yoruldum ben, gidiyorum. Ben yoruldum, gidiyorum. Geleyim mi, gideyim mi? Tamam, geliyorum, bir daha sallayacağım. Geldim. Rüzgar, halıyı kaldırma anneciğim. Niye kaldırıyorsun ki? Anne, bütün ellerin sim oldu. Rüya, bütün ellerin sim olmuş. Simin döküldü. Simin döküldü mü? Kendi yepyeniydi. Aa, yeni aldığımız sim döküldü mü? Nasıl oldu peki bu? Bilmiyorum, baktığımda dökülüydü. Allah Allah, demek ki kalkarken falan şey. Ellerine bakayım. Rüya, ellerin sim içinde. Bütün elin sim oldu anneciğim. Ne yapacağız şimdi? Yapma. Anneciğim, ama çıkaramayız sonra. Peki bu simleri nasıl alacağız, kalanları? Bakayım kutumuzda ne kadar kalmış. Var ya bayağı yine. Bence var. Ey, benim de elim sim oldu. Ama sen küçük oldun, benim bütün elim. Şuralara yapalım. Ne yapmayı düşünüyordun peki bu simle sen? Telefon. Simli bir telefon mu yapacaktın? Peki neyle temizleyeceğiz burayı? Islak mendil getireyim mi? Ellerindeki simlerle peki ne yapabiliriz? Düşün bakalım. Telefonu. Bir yere yapıştırıcı sürsem, üstüne böyle böyle yapsan, orası simli olur mu sence? Deney yapalım mı şu an seninle? Ama bunun dışına yapalım mı? Neyin? Kabını zaten ben yapıştırdım. Yok, bence kabına yapmayalım. Kabını çünkü... Ne oldu? Ne yapacaksın sen de, batırma elini oğlum. Baksana, her yer battı zaten. Yenilecek bir şey değil. Bak, benim elime de geldi. Gitmiyor sonra. Bak, yapış yapış. Yapış yapış da değil, böyle hissediyorsun simi. Hiç bence güzel değil. Çok güzel. Dur, bak mendille silelim. Of, o da 5 tane geldi. Çek bakalım ellerini. Şurayı şöyle temizleyelim. Ben alabildiğimi alayım. Artık alamazsın. Evet, ben burayı temizledim. Rüya'ya söyle. O ne? Peki biz, elin mavi mi oldu? Rüya'dan bunun için izin aldın mı? Sorman gerekmez miydi abla, suluğunu kullanabilir miyim diye? Dur bakalım Rüya ne diyecek. Anneciğim, şirinler gibisin. Üstündeki de mavi, ellerin de mavi. Bence onu al, yüzüne sür anneciğim. Gerçek bir şirin ol, ne diyorsun? Yüzüme sürersem çıkmaz. Çıkmaz mı? Elinden çıkar. Adamın yüzünde banyo yapman lazım. Bir de şu an ellerini acıtıyor. Yüzümü çok fena acıtıyor. Aha, peeling gibi mi oldu? Açayım mı suyu, bakalım gidecek mi? Açıyorum. Koy bakalım ellerini suya. Ay ya gitmezse? Rüya'ya ellerin mavi kalırsa bundan sonra sim. Ay, şirinler gibisin Rüya, şirini. Okulun. Ay evet, okulun çocuklar. Kendi yerin maaşımız var. Aa, sen bunu nereden öğrendin? Öğretmen söylüyor. Sen de biliyor musun? Ankara Türkiye'nin içinde değil mi? Evet anne. Biz oraya gideceğiz. Anıtkabir mi? Evet. Gerçekten mi? Bu süper bir haber. Atatürk'ü görmeye Anıtkabir'e mi gideceksiniz? Evet. Atatürk'ü ziyaret etmeyi duydun mu Rüzgar? Biz de gidelim bir gün, olur mu? Ben gittim küçükken, biliyor musun? Çok güzeldi. Aslanlı yol var. Eller temizlendi. Aslanlı yol var. Peki bir şey söyleyeceğim. Aslanlar mı? Yolda aslanlar yok. Aslanlar var ama heykel aslanlar. Gerçek aslan değiller yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlara soralım mı şimdi? Daha önce Anıtkabir'i gören var mı? Ankara'dan... Evet arkadaşlar, Rüya hiç gitmedi Anıtkabir'e, ben gittim bir kere. Arkadaşlar, Ankara'da yaşayanlar, daha önce Ankara'ya gitmiş olan, Anıtkabir'i görmüş olanlar lütfen ama lütfen yorumlarda bize yazsınlar. Bekliyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.